İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Güney Gazetesi. Zabıta engelledi, vatandaş destekledi. Mersin Büyükşehir Belediyesi zabıtasıyla sokak müzisyenleri arasındaki tartışmalara bir yenisi daha eklendi. Vatandaşlar zabıtayı alkışlarla protesto etti. İnsan yüzlü balıklar şaşırtıyor. Mersin'de balıkçıların ağına takılan insan yüzlü iki balık vatandaşların büyük ilgisini çekiyor. Bir metrenin üzerindeki boylarıyla tezgahları süsleyen balıkların köpek balığı cinsinden olan sapan balığı olduğu belirtildi. Balıkçıların iddiasına göre sapan balığının eti şeker hastalarına iyi geliyor. Çukurova Gazetesi. Kanun hükmünde kararname muhalifi vurdu. Eğitimsen Mersin Şube Başkanı Sinan Muşlu öğretmenlikten ihraç edildi. Mersin'de Sinan Muşlu'nun dışında 28 öğretmen daha son kanun hükmünde kararname ile açığa alındı. Gazeteciye çirkin saldırı. İMC gazetesi muhabiri Mehmet Koçak haber takibindeyken kimliği henüz belirlenemeyen bir grup tarafından yolu kesilerek darp edildi. Olay yerine gelen polis olayla ilgili soruşturma başlatırken Mehmet Koçak Mersin Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alındı. Hakimiyet Gazetesi. Gücümüzü unuttular. Mersin Valisi Özdemir Çakacak ve eşi Kevser Çakacak Cumhuriyet Resepsiyonu'nda ev sahipliği yaptı. Resepsiyonda konuşan Vali Çakacak, geçmişte olduğu gibi bugün de bir takım hainlerin milletin birlik ve beraberliğine kastettiğini ifade ederek bizim gücümüzü unutmuş olacaklar ki en son 15 Temmuz gecesinde vatanımıza, birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize kastettiler dedi. Silifke'ye şehit ateşi düştü. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde terör örgütü mensuplarınca gerçekleştirilen havanlı saldırıda şehit olan 3 askerden biri Barbaros Yılmaz'ın evine şehit ateşi düştü. Terhisine kısa bir süre kala şehit düşen Yılmaz'ın hayat hikayesi yürekleri burktu. Terhisine 95 gün kala şehit düşen er Barbaros Yılmaz'ın assubay olan babasını ve annesini 1,5 yaşındayken bir kazada kaybettiği belirtildi. Yılmaz'ın dedesi ve babaannesinin vefatından sonra halası Ayşe Songül Yörün yanında kaldı ve onların yanından askere gitti öğrenildi. Haberci Gazetesi. Şaibeli atama. Mersin'de SGK'da memur olarak çalışan ve bir sendikanın da başkanlığını yapan AK'nin sınava girmeden torpille Akdeniz Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü olarak atandığı ileri sürüldü. Kadının sadece adı var. Top Mersin İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Ayla Harp, kadınların iş dünyasındaki oranının kağıt üzerinde %48 olarak gözükse de gerçekte %12 olduğunu açıkladı. Kadının daha fazla teşvik edilmesi gerektiğini vurgulayan Harp, girişimci kadınlara şu önerilerde bulundu. Girişimci öncelikle cesur olmalı. Bir işin %50'si hayal kurmak ve cesur olmaktan geçiyor. Hayalleriniz varsa ve bunu cesaretle birleştirirseniz girişimci olmanız için hiçbir engel yok dedi. Mersin Gazetesi. Cam işçileri tepkili. Cam işçileri kristal iş yöneticilerini hem taslak için hem de işten atmalara karşı mücadeleye çağırdı. Cumhuriyet'in 93. yılı büyük coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet'in kuruluşunun 93. yıl dönümü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan kutlamalar coşkulu geçti.